takılmazsa ne olur? Şimdi bir kere önce şunu söyleyelim. Enflasyonla topyekün mücadele programı açıkçası piyasaları doyuracak nitelikte olmadığı gibi Londra yatırımcısı, yani Türkiye'de ciddi miktarda hemen gitmeye meyilli, sıcak para diyoruz buna, Londra yatırımcısını gene hayal kırıklığına uğrattı. Neden gene hayal kırıklığına uğrattı diyorum? Çünkü biz enflasyonu üreticilerin peşine valileri, zabıtayı takarak, sen ne kadar üretim maliyetin arttı bakayım, ne kadarını bunu yansıttın diyerek, böyle polisiye tedbirlerle enflasyon düşmez. Hadi %10 indirelim. Keşke herkes katılsa da işte firmaların bir kısmı ürünlerinin bir kısmında göstermelik %10 indirim yapacak da hadi o da hangi fiyat üzerinden yapacak? O da yani %10 indirim kampanyası tamam güzel yapalım ama somut bir etkisi olacak mı? Yani dün enflasyonla topyekin mücadele programında şunları duysak Londra sanki daha mutlu olmaz mıydı? Biraz daha fazla Türkiye ile ilgili umutlanmaz mıydı? Ya sorunlarımız var. İşte bak dünyada, bütün dünyada gıda fiyatları düşerken, yatay seyrederken Türkiye'de yıllardır gıda fiyatları aldı başını gitti. Türkiye tarım ülkesi olmasına rağmen, tarıma uygun bir iklim, coğrafya, insana sahip olmasına rağmen şunu duymak isterdik. Nerede problemimiz? Üretici fiyatlarıyla nihai ürün fiyatları arasında tarımda bu kadar fark varsa o zaman biz soğuk hava deposu yapımı konusunda müthiş bir destek olacağız üreticiye. Mazotu yüksek ödüyor ithal olduğu için, tohumu, gübresi, ilacı üreticiye buralarda yerli üretimi destekleyecek teşvik paketleri. Yani biz problemi kalıcı olarak çözecek önlemler eğer enflasyonla topyekün mücadele programında koyabilseydik, palyatif önlemler yerine, o zaman kur da hakikaten düşüş beklenirdi. Lakin öyle olmadı. Dediğim gibi yani polisiye tedbirler, %10 kampanyayı koy, vatandaşa işte şey logoyu koy, logosu olmayan yerden alışveriş yapma. Alo 175 şikayet attı. Ya Ticaret Bakanlığı dün kendi sitesinde açıkladı. 6000'in üzerinde firma, özür dilerim 3000 miydi tam rakam hatırlamıyorum. 3000'in üzerinde firmayı denetlemişler. Ve bunu da rastlantısal bir şekilde yapmışlar. Bunlardan sadece 121 tanesinden yazılı soru, şey istendi, açıklama istendi. O 121 tanesinin de fırsatçı olduğundan olduğunu söyleyemeyiz. Savunmalarını yapacaklar. Yani fırsatçı var, yok stokçu var vesaire falan diyerek, yani enflasyon sepetine bakıyorsunuz 400 küsur kalemin 330'unda fiyat artışı olmuş. Yani burada fırsatçılık, spekülasyon falan değil, her yere yayılmış, yaygın bir fiyat artışı görüyoruz. Dolayısıyla daha somut, daha kalıcı, daha bilimsel önlemlerle biz aslında bu kur düşüşünü sağlayabilirdik. Yarın Brunson serbest bırakılabilir, hatta ev hapsi kaldırılıp, hatta yurt dışı yasağı kaldırılabilir fiyatlaması var şu an. Piyasada. Nereye kadar en iyimser senaryoda teknik olarak baktığımızda 5.77'ye kadar bir çözülme olabilir. Ama 5.77'ye çözüldükten sonra çok net vatandaş kur düştükçe almaya devam ediyor. 5.77'yi de alım fırsatı görüyor. 6'yı da alım fırsatı görüyor. Reel sektör gırtlağına kadar döviz borcu var. Bu düşüşlerde gideyim alayım da borcumu kapatayım hazır düşmüşken diyeceği için yeniden dövize buralardan talep gelecektir. Yani kurda kalıcı düşüş sağlayacak bir şu an biz şey sunmadık, politika seti sunmadık. Ama yarın eğer bugün tam anlamıyla fiyatlanırken, ne fiyatlanırken, hem ev hapsinin kalkması hem de yurt dışı yasağının kalkması, yarın bunun aksi yönünde bir karar çıkarsa o zaman kurda yeniden 6.28, 6.30, 6.40'lara doğru bir önümüzdeki haftalarda yükseliş söz konusu olabilecektir. Ve dışarıda yangın başladı bu arada. Dış dünyada, global piyasalarda o beklediğimiz bozulma da başladı.